Olaks'a hoş geldiniz. Bugün ta Amerika'dan Demir Demirkan'la bir aradayız. Demir hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Karantina günleri nasıl gidiyor? Direkt oradan başlayayım. Evet ya, bu soru bana sürekli soruluyor. Bir de bu canlı yayın falan, şimdi tabii ki herkes yaptığı için bayağı bir katıldım da yayınlara. Zaman içinde değişti cevaplarım haliyle. İlk başta Texas bayağı kapalıydı. Tabii. Çok dışarı çıkamadık böyle bir 1,5-2 ay. Burada eyalet eyalet ayrılıyor tabii ki kanunlar ve regülasyonlar. Tabii ki yani New York kadar ya da işte New Jersey kadar, Illinois kadar bir şey olmadı burada. Vaka olmadığı için burayı erkenden açtılar. Yani geçtiğimiz haftalarda yavaş yavaş iş yerleri çalışmaya başladı. Şeyde yavaş yavaş restoranlar açılıyor. İşte gidip bahçelerinde oturabiliyoruz falan bir restoranların. Oturanlar için maske zorunluluğu kalktı. Sadece servis yapanlar da başladı. Ufak ufak işte açılıyor. Yani güzel olacak yakında. İyice her şey yoluna girecek. Aslında normal hayata, yani bizim henüz daha geçmediğimiz hayatı siz şu an aslında orada Austin halk olarak anladığım kadarıyla biraz deneyimliyorsunuz. Ben hala biraz Aynen. korkanlardan dışarıda ne yapacağımla alakalı ama bir yerden sonra alışmak lazım. Bir yolu Ya bulacağız. biz dışarı çıkarken maskeyle falan çıkıyoruz da işte hani 2-3 görüştüğümüz sabit insanlar var. Onlar da sırf sadece bizle görüşüyorlar. Öyle bir şey kurduk, çevre kurduk. Onlarla görüşürken maskeleri falan çıkartıyoruz. Türkiye'yi takip ediyorum tabii gün be gün. Zaten sürekli Tabii. takipteyim. Türkiye'deki şeyler, regülasyonlar daha sert ve öyle olması gerekiyor. Çünkü nüfus yoğunluğu çok fazla. Tabii. Onun için yani bence iyi idare ediyor Türkiye. Bakma yani şu an hani gazetede yazılanlar, sosyal medyada bir ton eleştiri oluyor falan. Burada da oluyor. Yani Texas erken açıldı diye deli gibi eleştiriliyor falan. Hatta baya hani hakaret edenler falan var. Ama yani baktığında hani mantıklı bakıp da hani süreci nasıl başka türlü eski haline getireceğiz diye düşündüğünde aslında yapılanlar çok da böyle hani marjinal şeyler değiller. Yani doğru şeyler yapılıyor. Tabii ki çok sıkıcı. Yani benim annem İzmir'de oturuyor ve 65 yaşın üzerinde Tabii. çıkamıyor sokağa. Yani bir köpeği var, köpeği gezdiriyor sadece. Aslında hani apartman dairesinden ziyade yazlığa gitmesi çok daha mantıklı olabilir. Hani daha düzgün açık alanda Rahat eder falan en durabilir ama azından. gidemiyor da. Yani sokağa çıkma yasağı olduğu için. Yani ama geçecek yani açılacak bu ve daha rahatlayacağız açıkçası. Hep beraber yani daha dünya halkı olarak daha Ben rahatlayacağız. aslında yani Austin'e taşındığını bilmiyordum. Austin benim Evet. gördüğüm, Amerika'da gittiğim, en çok gittiğim eyalet herhalde, yani Austin herhalde sanırsam. South Evet. by Southwest konferansta katıldığım için orayı çok fazla gördüm. Çok güzel bir şehir ve bu sene gelmek üzereydim aslında ama işte bu gündemden ötürü her şey iptal oldu. Tabii haklı olarak, normal Evet. olarak. Ya Austin, South by Southwest'in iptal olması gündeme geldiğinde ben bayağı gülmüştüm. Yani South by Southwest iptal olursa durum çok fena demektir diye. Ondan bir hafta sonra iptal oldu. Ve durumu fena olduğunu anladım açıkçası. Yani her şey durdu. Yani şu ana kadar hani canlı müzikle ilgili herhangi bir plan yapabilen ya da şu tarihe ertelendi konserimiz diyen netleşen hiçbir şey yok. Ya yani hiç kimse de yok. Hiç kimse yapamaz bunu zaten. Çünkü geçen gün bir şey geldi bana. Bands in Town diye bir uygulama var. Bilmiyorum biliyor musun? Canlı şeyleri, konserleri falan takip edebiliyorsun. Dernek kurmuşlar işte, birlik kurmuşlar canlı müzik mekanları işte, kulüpler falan. Ve işte buradaki bütün yönetim kadrosuna işte senatoya falan bir dilekçe vermek istiyorlar. Çünkü eğer 2020 içinde açılmazsa Ne olacak halleri? şeyler, mekanlar %90'ı bir daha hiç açılamayacak diye bir hesap var. Yani gerçek bu. Yani %90'ı kapandığında yani her 10 mekandan 9'u kapandığında canlı müzik hakikaten çok büyük bir sekteye uğrayacak. Onun tekrar toparlaması yani nereden baksan 1-2 yıl falan alır. O da 2022-23'ü bulacak gibi duruyor. Eğer tabii yeni bir şeyler çıkmazsa, bu tekrar nüksetmezse vesaire vesaire. Ya yani durum belli. Yani şu anda söylediğimiz her şey afaki. Aynen. Tamamen bir belirsizlik içindeyiz. Sadece varsayımlar yapıyoruz. Yani modellemeler yapılıyor falan ama onların da artık bir işe yaramadığı çıktı ortaya. Çünkü modellemelerin normalde işte hani vaka sayısı, ölüm sayısı ile ilgili bir çan eğrileri vardı falan. Onlar tamamen yanlış çıktı. Hiç tutmadı. Hatta biraz da fazla abartılmış çıktı. Milleti korkutmak için belki de bilmiyorum. Öyleymiş, evet. Biraz bak, Evet. rakamlar daha az oldu. İyi tabii bu ama. Ama Tabii ki iyi sonuçta de yani. etkinlik tarafını değiştirmiyor. En azından o kısım, canlı bir şey izlemek biraz güç. Peki Aynen. karantinada hani herkes işte ekmek yaptı, kitap okudu, filmlere düştü. Evet. Demir Demirkan'ın karantina hayatı nasıl geçti? Yani hani verimlilik de olabilir, hiçbir şey yapmamış da olabilirsin aslında. Hani bir de bunu senden duyalım. İlk başta bunun bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum.
Ya yani eve tamam kapanalım eve ne yapacağız? İşte bütün gün içip eğleneceğiz. Ne yapacağız? İşte videolar seyredeceğiz, müzikler dinleyeceğiz. Güzel güzel işte içkilerimizi içeceğiz. Ailemizle birlikte takılacağız. Ondan sonra bu uzamaya başladı. Yani ne zaman kalkacağı belli olmadı. Ha bir dakika, bu uzayacaksa bu hayat böyle gitmez. O zaman bir düzen kuralım. Çünkü yani bu böyle geçici, kısa süreli geçici bir şey değil deyip hayatımızı tekrar bir adapte etmeye çalıştık buna. Bütün günlük planımızı ve işleyişi. Benim bir 4 yaşında oğlum var. Tabii okula gitmemeye başlayınca her şey değişti evdeki yani. Tabii ilk bir ay falan bayağı zor oldu. Ondan sonra o da adapte oldu. Her gün ben okula gitmek istiyorum. Bir ton arkadaşı var falan, takılıyor böyle. Hani iki tane 48 yaşında insanla 4 yaşında bir çocuk ne kadar eğlenebilirse biz de elimizden geleni yaptık. Ama hani çok aslında biraz sıkıntılı bir durum bu. Herkes için öyle yani. Üçümüz için de öyle. Ama şu anda biraz daha rahatız. Dediğim gibi biraz daha açılmaya başlayınca arkadaşlarla görüşmeye başladı falan. Biz de arkadaşlarımızla görüştük. Biz de çocuk gibiyiz bu arada. Yani aynı duygular hala devam ediyor haliyle. Ya bütün planlar falan vardı işte, hani şu kitap okunur, bu kadar meditasyon yapılır, işte şöyle spor yapılabilir evde falan diye. Ya bir yapmaya çalışıldı falan ama olmuyor yani. Çok planlanabilir bir dönem değil aslında yani, söylendiği kadar evet, öyle yani, o kadar da olmuyor. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı o ya. Bir de şey çöktü üzerimize, böyle bir bundan sonrası için bir hayal kurmama, plan yapmama gibi hüzün diyeyim, bir sıkıntı çöktü içimize. Herkese oldu, bütün arkadaşlarım oldu ve dinleyicimle de oldu. Yani takip ediyorum sosyal medyadan falan. Sonra işte herkes gibi ben de bir canlı yapayım falan, canlı yayın yapayım dedim. Bir baktım inanılmaz bir katılım oldu. Yani öyle bir katılım şimdiye kadar olmadı zaten benim herhangi bir canlı şeyde, yayında. Kendi yaptıklarımda da olmadı. İlki feciydi yani. Ondan sonra onun bana verdiği motivasyonla ben bir şarkı yazdım. O şarkı beni böyle bir 3 hafta ve klibiyle birlikte bir aya yakın falan oyaladı açıkçası. Ve hani her gün artık çalışır bir duruma geldim. İşleyiş o çalışmayla birlikte bütün süreç çok daha rahat geçti. Tabii bir şeylere odaklandığı zaman vakit daha hızlı geçer ya. Böyle boş boş durduğun zaman saatler, dakikalar bir türlü geçmek bilmez falan. Tabii odaklanınca hop bir bakmışsın saat akşam 6 olmuş. Aa süper işte akşam yemeği falan, o akşam şeyi başlıyor. Gün bitiyor tekrar ertesi tekrar başlıyor. Evet o zaman iyi oldu yani, o bir ay falan. Şimdi onun tanıtımları başladı, hani bu videoyu yapıyoruz, bundan başka canlılar oluyor falan, bir sürü röportajlar yapıyorum. Hala devam ediyor o kendimi meşgul etmem. İşte bu bittiği zaman da ya yeni bir single falan yapacağım herhalde kendimi meşgul etmek için. Ya da zaten bu pandemi süreci bitecek bir iki aya diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben Demir Demirkan, bu All Access kanalına üye olmanızı tavsiye ederim. Çünkü üye oldukça, üye sayısı arttıkça biraz daha ön plana çıkar kanallar ve sağlam içerikler var. Onun için içerikleri çoğalmasını ve onları izlemek istiyorsanız daha fazla abone olmanızı tavsiye ederim. Ben aslında tabii deli hayalleri sordum ama onu tekrar yani geldiğimiz tarafta birazcık daha detaylı konuşmak tabii isterim. Ki. Biyografini biraz böyle inceledim aslında. Hani tabii yani çocukluğundan başlayan müzik serüveni var. Aslında meslek hayatına geçişle alakalı kısmı da çok merak ediyorum ama bunu meslek olarak edindiğindeki sence ilk hani hayatındaki kırılma noktası müzikle alakalı neydi? Üniversite 1'de, 1. sınıfta. Yani lisede bir grup vardı. Lise 2'den itibaren bir grubumuz vardı lisede, Zodiac diye. Yani öyle hani çok yani işletme falan okumayı düşünüyordum açıkçası. Yani Amerika'ya gelip burada işletme okuyacaktım. Bir sürü sorun çıktı. Vizeyle ilgili falan sorunlar çıktı ve apar topar üniversite sınavına gittim. O zaman iki sınav vardı, evet. Evet, ÖYS'dir muhtemelen. Evet. İşte Bilkent İngiliz Dili Edebiyatı'nı kazandım. Çünkü o sınava yönelik herhangi bir çalışma yapmamıştım. Dershane falan yoktu bende. Gitmemiştim yani. İşte herkes iki sene dershaneye giderken ben oturup gitar çalışmıştım. Açıkçası şarkı falan yazmıştım. Ondan sonra durum bu olunca işte Bilkent de yani hala bir şey yoktu böyle müziği profesyonel yapmak gibi falan gibi. Orada bir iki insanla tanıştım. Tarkan Gözübüyük, Cenk Eroğlu gibi hani bu işi biraz daha hayatlarında ciddiyetle bakan, hatta Cenk Eroğlu tabii ki profesyonel olmak için yani, çünkü babadan bir meslek var orada. Planları ve niyetleri vardı açıkçası. Zaten kompozisyon okuyordu. Tarkan Gözübüyük de Pentagram basçısı bu arada, Tarkan Gözübüyük. O da turizm okuyordu. Sonra birinci dönem bitti ve ben karar verdim. Bundan sonra ben müzik yapacağım falan diye ve eve gelip söylemem gerekiyor tabii bunu. O bayağı bir şeydi. Yani ciddi bir konuşmaydı. Çünkü benden bir önceki abim aynı şekilde Ege Üniversitesi Kimya'da okurken üniversiteyi yarıda bırakıp Amerika'ya gitti konservatuvar okumak için. Aslında o benden çok daha yetenekli ve yani absolut kulağı olan falan bir insan. O gelip burada bunu yapmadı. Ondan sonra bıraktım müziği falan da. Şimdi onun üzerine tekrar babama gidip de
Yani Bir bir tane daha çocuk daha müzikle aynen ilgili bir gelmiyor. birey Bayağı daha yetişiyor evde. evet ya, yani aynı şeyi mi yaşayacak acaba bu da işte yani falan gibi şeyler oldu tabii. O konuları açtıktan sonra bana güvendiler ve güvenleri de yarıda kalmadı yani sonuçta. Gerçekleşti her şey. Tabii ki biraz vakit aldı ama oldu. Aslında tabii bütün bu müzik dünya, yani müzik kariyere baktığımızda sen tabii gitaristliğine de çok fazla adın anılıyor hali. Başka bir enstrüman çalma imkanın oldu mu veyahut da olsaydı sen neyi seçmek isterdin? Yani gitar kadar iyi çalacağın bir enstrüman olsun ister miydin daha sonrasında? Ben aslında davulla başladım. Davulcu olmak istiyordum. Abimin grubu vardı işte ben ortaokuldayken falan İzmir'de. Gidip oradaki hani davulla bayağı bir uğraşmıştım. Sonra biraz işte şarkıcı olmak istedim falan derken Commodore 64 diye bir bilgisayar çıktı ortaya ve ben tamamen kendim bilgisayara verdim. Müzik orada durdu. Abim gittikten sonra tekrar gitar alınca evdeki tek enstrüman gitardı ve gitar çalmaya başladım. Ve baktığımda çalabiliyorum yani çok doğal geldi bana onun bütün fizikselliği falan. Nasıl oldu ben de bilmiyorum açıkçası yani elime aldım ve çalmaya başladım. Öyle bir hani öğrenme süreci falan geçmedi. Onun için yani hiç gitar dışında bir enstrüman tabii ki yani bas gitar çok benzediği için yani haliyle. Özellikle kayıtlarda demolarda falan çalıyorum. Yani deli hayallerin bastığını ben çaldım mesela. Klavye ya piyanist olarak değil ama klavye yani bir prodüksiyonun içinde klavyeleri kotarabilecek kadar yani klavye işini yapabilecek kadar klavye çalıyorum. Ama yani ana enstrüman olarak sahnede klavye çalmayı falan hiç düşünmedim. Yani enstrüman diye düşünürsek şarkı söylemeyi zaten hani ilk gitara başlayınca akorları çalıp şarkı söylersin ya. O ilk şarkıları yazmaya başladım. İşte Paul Simon, Deep Purple, Pink Floyd, J.J. Cale, Eric Clapton falan gibi sanatçıların şarkılarını çıkarıp söylüyordum ve onlar gibi şarkılar yazıyordum ben de. Sonradan Pentagram'la birlikte gitarist olarak anılmaya başlayınca o şarkı söyleme olayı da bitti. Ben sonra direkt gitara yönlendim. Zaten gitar üzerine eğitim almaya başladım falan. Madem Pentagram'a geldik. Pentagram bence Türkiye'deki bir sürü grup müziği var tabii ama hem çok kült hem çok yani çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum Pentagram'ın. Ben Ben ODTÜ de. mezunuyum ve Pentagram tabii yani okulla çok alakalı bir şeydi. Evet. O yüzden heyecanlandıran da bir şey. Hani seven sevmeyenden bağımsız söylüyorum bunu. Bu ülkede çıkmış çok önemli bir müzik grubu ve hani varlığını sürdürüyor olması çok önemli bence. Katılmanın duygusunu çok merak ediyorum. Pentagram'a katılma duygusu ve hani Ya senin oradaki o yaşadığın. çok ilginç oldu. Yani benim Pentagram'a Tarkan'la birlikte o ilk sene tanışıp da neredeyse her günümüz, her gecemiz birlikte geçiyordu. Yani ben yurtta kalıyordum, sonra kaçıyordum falan yurttan. İşte onun emekte bir evi vardı, arkadaşlarıyla kaldı, orada kalıyorduk. Bazen onu yurda kaçırıyordum, gizli gizli işte kalıyordu. Ve biz bayağı bütün gün, bütün gece gitar çalıyorduk. O bas çalıyordu, ben gitar çalıyordum odada. Amfileri işte bazen çok açınca gelip kızıyorlardı falan, biz kısıyorduk onu. Yani ama bütün yıl içinde yaza kadar benim Pentagram'a katılmam gibi bir şey söz konusu değildi. Biz konuşmadık bile böyle bir şey. Ankara'da bazı gruplar kurduk. Hatta Özlem Tekin'le bir grup kurmuştuk. Birkaç grup daha oldu falan derken yaz geldi. Yani ben zaten her yazımı Çeşme'de geçiriyorum. Ben Çeşme'ye gittim. Sonra Çeşme'ye Pentagram konsere geldi. Tarkan beni aradı. Gelsene buluşalım falan dedi işte. Ben de gittim konsere. Şimdi Murat Net vardı o zaman gitarist. O gün bana şey dediler. Murat gruptan ayrılmak istiyordu. Ve işte sen katılır mısın gruba? Dedim ki ben nasıl çalamam abi sizde. Yani hani benim tamamen tarzım dışında. Ben zaten dinleyemiyorum bile bu müziği. Dinlemiyorum bile. Yani nasıl çalayım? Yani öyle bir ne bir ya teknik kapasitem var ne de öyle bir isteğim var ya ben gerçekten David Gilmour işte Pink Floyd falan böyle mırıl mırıl güzel Başka bir güzel janra yani aslında, evet bambaşka yani. şeyler çalıyordum yani. Ya yok olur şöyle olur bilmem ne olur falan muhabbet çok iyiydi tabii yani bir de hani muhabbet iyiydi ya o insanları sevdiğim için grup elemanları sevdiğim için ona adapte etmeye karar verdim ben kendime. Yani aslında öyle gerçekleşti süreç ve deli gibi çalışmam gerekiyordu açıkçası. Yani bütün o teknik kapasiteyi bir de yani sağ el, sol el teknikleri işte o ritim teknikleri, riffler bilmem ne falan. Hayatımda adam gibi riff çaldım. En çaldığım riff, en çok çaldığım riff Smoke on the Water'dı. Yani o da çok basit bir şeydir. Hiç öyle bir teknik kapasite falan da gerek duyulmaz onun Bayağı tabii. geliştirmek için sebep olmuş aslında. Hani tabii Aynen. bir yere taşımış hakikaten. Ve ben konserin ertesi günü İstanbul'a gidelim dedi Tarkan. Ben şimdi düşünüyorum ya nasıl olacak bu iş? Gittim babama söyleyeceğim daha üniversite bir yani. Ve de ben küçük başladım. O zaman yıl işte 90 ben 72'liyim 19 yaşındayım. Daha doğum günüm de Ağustos'ta olduğu için 19 yaşında İstanbul'a hiç gitmeyen birisi bir İzmirli biri. Çocuk bir metal grubuna katılacak. Bir günde İstanbul'a gidecek falan böyle tuhaf.
Yani her erkenden... ailenin aslında karanlık rüyası gibi yani. Aynen bayağı şey, eyvah kaybettik oğlunu. Hem müziğe giriyor hem de gruba gidiyor. Ne olacak bu eğitim? Babam benim erken kalkardı. Sabah koşardı falan. Ben de kendimi zorladım onu yakalayabilmek için. Dedim ki ben de seninle koşmaya girerim bu sabah. Koştum geriye dönüyorum. Aklımda işte hani belli bir şey söyleyeceğim de o da işte dürtmüyor. Dönüş yolunda işte dedim ki ya bak böyle bir durum var. Ben galiba bir grup var beni istiyor şu anda ve işte bugün İstanbul'a gitmek durumdayım. Nasıl yani falan. İşte bayağı gitarımı alıp İstanbul'a gideceğiz. Otobüslere binip yani Çeşme'den. Eve geldik dur konuşalım falan bir kahvaltı edildi bir şeyler. Ondan sonra ben tamam karar verildi. O, tamam okey çıktı yani. Ondan sonra Tarkan aradım. İşte gittik Çeşme'ye. Çeşme'den otobüsle İzmir'e. İzmir'den Bursa'ya. Bursa'da iki gün geçirdik. Ondan sonra da şeye gittik. Ya İstanbul'a gittik ve süreç başladı. 92'de bir Amerika eğitimi var. Aslında bu sürede galiba tabii hali gruptan herhalde ayrıldığını tahmin ediyorum. Veyahut da Pentagram'daki varlığını nasıl devam etti bilmiyorum. Şöyle oldu. İkinci albüm yaptık Trailblazer'ı. Onun kayıt daha albüm piyasaya çıkmadan ben GIT'ye gitmek durumdayım. Çünkü yaz kursuna gittim. GIT'ye gittikten sonra albüm piyasaya sürüldü diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum zamanları ama yani ben gittiğimde albüm piyasada yoktu da. Kimin çıkaracağı falan da bilmiyorduk. Çok pardon sözünü kestim. Yani bu albüm piyasaya çıkacak mı falan da bilmiyorduk. Kendimiz yaptık çünkü albüm. Girdik stüdyoya ve hani bütün işte parasını pulunu da biz kendi cebimizden ödemiştik. Ve ben oradayken albüm çıktı ama ben çalamıyorum. Grup konser vermek istiyor falan derken. Ha bu arada ben gruptan 4 yıl boyunca işte kaç yıl boyunca bilmediğimiz için ayrılacağım için Metin dedi ki ben bıraktım abi bu işleri. Ben gitar çalmıyorum. Başka şeyler yapıyorum. Ya işte çalarsın şahane falan işte bilmem ne. Ben orada riffleri ve soloları Metin'e gösterdiğimi hatırlıyorum albüm kaydından sonra. Şu şöyle, bu böyle, bilmem ne, bu parça böyle falan. Oturduk böyle gitarlarla stüdyonun şeyinde, işte oturma yerinde. Ondan sonra ben ayrıldım, Metin de devam etti grup. Sonra işte başka süreçler olmuş, başka gitarcılar geldi falan. Benim de Türkiye'ye dönmek gibi niyetim yoktu ama 4 yıl sonra artık ben bir döneyim falan diye döndüm. O arada da işte Şebnem'in albümü yapılıyordu. Oraya prodüktör olarak hani Tarkan Gözübük, İskender Paydaş'la birlikte Şebnem Ferah'ın birinci albümüne aranjör, prodüktör ve gitarist olarak girdim. Ondan sonra Tarkan'la konuşurken dedi ki ya gel işte Pentagram'ı tekrar yapalım bilmem ne. Murat'ı solist olarak almışlar bu arada bilmiyordum. Anatolia albümünü yazmaya başladık. Ondan sonra da tekrar devam ettik. Ben aslında burada hani Amerika'da eğitim almanın sana kattığını aslında birazcık merak etmiştim. Vizyonel anlamda yani bu eğitimi almamış olsan şu anki Demir Demirkan olur muydun? Yoksa hani birazcık hani vizyon başka bir şey diye düşünüyorum. İçinde müzik aşkı mutlaka vardı ama. Şimdi okul başka bir şey. Okuldan sonraki hayat bambaşka bir şey. Yani bu okul özellikle benim gittiğim Musicians Institute okuldan sonraki profesyonel müzisyen hayatı için bizi çok iyi hazırladı açıkçası. Yani bizim hocalar da oradaki bütün eğitmenler sadece akademik ya eğitmen değildi. Hepsi profesyonel piyasada çalışan insanlardı. Ya kendi projeleri vardı ya da başka projelere entegre oluyorlardı falan ve işte şarkı yazarı olarak, prodüktör olarak, gitarist olarak nasıl piyasaya gireriz ve nasıl sürdürürüz diye dersler vardı. İşte hani şarkı yazarıysan bunun publishing, edisyon tarafı nasıl olur, nasıl çalışılır, şarkı nasıl yazılır işte falan gibi bir ton şey. Kendine yazıyorsan nasıl, başkasına yazıyorsan. Aynı zamanda prodüksiyon dersleri. Aynı zamanda gitaristsen eğer işte tamam kendi tarzın işte rock, heavy metal olabilir ama belki de bir pop grubuna girdin ve işte ne yapacaksın? Ya da film müziklerinde çalıyorsun canlı orkestrayla, big bandle ya da diyelim ya da caz orkestralı. Ne yapacaksın falan gibi. Yani her senaryo için bizi çok iyi hazırladılar. Okul bittikten sonra da ben başladım çalışmaya Los Angeles'ta açıkçası. Yani bir rock grubunda çalıyordum, aynı anda bir caz grubunda çalıyordum, aynı anda bir Afrikalı bir world müzik grubu vardı, onlarla çalıyordum. Yani o kadar farklı tarzlarda var oldum ki piyasada. Ya tabii hem hayatını kazanıyorsun bununla hem de ileriye gitmek istiyorsun. Kendini ortaya çıkarmaya çalışıyorsun ve sonra da en sonunda da kendi sanatsal çıktığını ortaya koymak için bir stratejim var. Bu böyle ilerlerken tabii Los Angeles da bu konuda dünyanın en zor yerlerinden biri. Biri Los Angeles'tır, bir tanesi Nashville'dır. İlerlerken gitti ama sonra ben Türkiye'ye dönmek istedim. Çünkü Türkiye'de bu arada müzik şey piyasası patlamıştı. Yani Özlem Tekin'in albümü yapıldı. Ondan sonra işte Şebnem'in albümü yapılacağı haberi çıktı. Ya böyle bir hareket başladı Türkiye'de pop müzikle birlikte. Ha rock da olabilir diye. Ondan sonra yani niyetim Türkiye'ye geldikten sonra Amerika'ya geri dönmekti. Ama Türkiye'ye gelip o kadar fazla iş yığıldı ki dedim ki ya burada oturalım meğer her şey bunun içinmiş deyip burada bir hayat kurdum.
Amina. Ben, Türkiye'de yani, bir tabii, hayat kurdum pardon burada. Tabii yani 96 senesinde Türkiye'ye gelip hani yaptığınız albümler, hani o kadar fazla isim var ki tabii. Evet. Şebnem Ferah, Serhat Apeyener, daha sonra tabii bir sürü albüm var. Pentagram dahil. Kendi Evet. albümüne sıra gelmesi tabii biraz vakit almış anladığım kadarıyla. Evet yani eninde sonunda bir albüm yapacaktım ama yani bunun ne zaman nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bir imza günü vardı, Serhat Apeyener imza günü. Ben de gitmiştim. Ya o imzayı atarken benim varlığımı fark ettiler ve benim önümde de bir kuyruk oldu. Sony yetkilileri de oradaydı, işte donanmıştım, marketing sorumluları falan, pazarlama sorumluları. Onlar önerdiler şirkete, işte Demir'i imzalayalım diye, şirketi alalım diye, ona albüm yapalım falan diye. O günden sonra oldu açıkçası. Hangi şehir olduğunu unutmuyorum. İzmit olabilir, hatırlamıyorum. Öyle yani, İstanbul yakınlarında bir ildi. Ondan sonra işte nasıl yapılacak, nasıl edilecek derken ben yine İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük'le yapmaya başladım albüm. Birinci albüm hep beraber yaptık yine. Ondan sonra da o süreç başladı. Yani benim yönettiğim ve benim hani gidip de şirket şirket araştırıp işte benim de albümüm o var, işte siz bana albüm yapın falan dediğim bir durum değildi. Teklif karşıdan geldi. Ve tam olarak da 2000'e denk geldi, o da işte 99-2000 yıllarına. Peki ya yani keyifli olması tarafını merak ediyorum. Prodüktör olmak, başka sanatçıya şarkı yapmak, orada hani o stüdyoda vakit geçirmek Evet. mi daha keyifli, yoksa kendi şarkının üstüne stüdyo vakit geçirip kendi albüm yapmak mı? Hani prodüktörlük mü, şarkıcılık mı tarafında neresi daha ağır basıyor? Yaptığım zaman hepsini seviyorum ama problem çıkmazsa hepsi çok güzel. Yani prodüksiyon yaparken özellikle hani şirket, sanatçı menajeriyle ilgili problem, yani o hani işle işte yönde falan bir problem çıkmazsa bir sorun olmuyor. Onu da bayılıyorum prodüksiyon yapmaya. Ya da işte hani diyelim grubun elemanısın, gitaristsin ama istediğin gibi ilerlemiyor ya da istediğin yoğunlukta ilerlemiyor işler. Oturuyorsun çok fazla falan, başka bir iş aramaya başlıyorsun. Çünkü ben çalışmayı seviyorum, çalmayı seviyorum. Yani bir ortada akan durumu engelleyecek bir durum olduğu zaman tabii ki sıkılıyorum. Ama bu arada başka şeyler yapmaya yöneliyorum. Çünkü ya evde oturup durumun çözülmesini beklemektense o durum çözülene kadar bu arada başka bir şey yapmak çok daha mantıklı. Yani sanatçı tarafına, yorumcu tarafına baktığın zaman da aynı şey. Tamam, şarkıları çıkarıyorsun, klipler çıkıyor, insanlar beğeniyor, konserler yapıyorsun. Hop, bir anda bir kriz oluyor ve bütün konserler bitiyor. İşte atıyorum mesela Gezi Parkı o zamanında. Yani hiç kimse bir şey yapmıyor. Ne yapmak lazım? Ben hala üretmek istiyorum, hala bir şeyler yapmak istiyorum. Yani evde oturmak istemiyorum. Tamam, Gezi Parkı'na gittik bir iki bir şeyler ama yani o da değil olay. Yani ortaya bir üretici bir şey çıkartmam gerekiyor. Ya da Van'da bir deprem oldu mesela. Hepsi Hikaye adlı bir single çıkartmıştım. O haftaya denk geldi. İnsan hem motivasyonunu kaybediyor, hem momentum kayboluyor. Tam böyle hazırlanıyorsun, bir şey yapacaksın falan. Ya da ekonomik kriz oluyor. Ya bir şey oluyor. Yani prodüksiyon tarafında da oluyor bu. Şarkı yazı tarafında da, grup elemanı olarak da ya da yorumcu olarak da. Onun için bir şey akmaya başladığı zaman zaten o yolda gidiyorsun ama akış durduğu zaman başka şeyleri bu sefer getiriyorsun ortaya. Yani eğer canlı performans yapılamıyorsa şimdi gibi mesela, o zaman demek ki biraz bir prodüksiyona çözüm. yönelmek gerekiyor. Film Peki yani müzikten evet. yönelmek gerekiyor. Tabii yani aslında senin yani bilgin bu anlamda çok zengin ve geniş olduğu için prodüksiyon ve müzik bilgisi açısından bunu söylüyorum. Bunu böyle yeni bir sürü insan, hani gençlerin çoğu artık müzikle çok ilgili. Üretmek daha kolay geçmişlere göre. Yani senin çektiklerini düşününce şu anki sanatçıların müzik yapma momentumu ivmesi muhtemelen çok daha kolay ve hızlıdır. Açıkçası izlediğimde arkadaşlarımın yaptıklarını, mesela yani çok popülerleşenler, mesela Fatma Turgut ya da Manga, ikisine de prodüksiyon yaptım ben, ya da Aha. Model zamanında da. Eğer grup popüler olup da yani gündeme gelip de çalmaya devam ederse bir sorun olmuyor. Yani yapılabilir bu, yapılamayacak bir şey değil ama yani grubun içinde problem varsa ya da sanatçıyla ilgili problem varsa, yani duygusal olarak, yani çünkü hepimiz insanız, Aha. bir sürü şey gelişiyor. Ya da piyasayla ilgili, gündemle ilgili, sosyopolitik olaylardan dolayı bir sıkışma varsa, ben aslında orada çok daha avantajlı bir duruma geçiyorum, yani kendim için söylemek gerekirse. Yani bir anda başka bir alana yönelip işte film, dizi müziğine yönelebiliyorum. Ya da prodüksiyona ya da şarkı yazarlığına. Ya da durabiliyorum çünkü hepsini yapmış ve hayatım boyunca uyumadan çalışmış olmamdan dolayı da, yani telifler artı diğer ekonomik bazı ağlar var diyeyim, altıma kurdum. Hani düşünce yere düşmeyeyim de ağa takılayım diye. Onlar sayesinde de bekleyebiliyorum açıkçası. Yani bunların hepsini oturup planlayıp yapmak durumundaydım. Başka çarem yoktu. Çünkü
Ya ben hep profesyonel bir müzisyen olarak kalmak istiyordum. Başka bir iş yapmak istemiyordum. Ve hiçbir zaman da Peki. yapmadım. En Bu başta biraz peki. yaptım ama onlar sayılmaz. Bu peki bu bilgileri hani aslında ben bunu workshop yapmak yani bu işi böyle eğitimsel bir hale döndürmek gibi bir hayalin var mı onu merak ediyorum yani senin yetiştirdiğin Demir Demirkan'ın okulu müzik okulu gibi olmak zorunda değil ama bu prodüksiyon bilgisini demin anlattığın aslında aldığın eğitimle alakalı bunun böyle daha sonra yapmak istediğin bir hayalin var mı bu anlamda genç Ya müzisyenler için? şimdi bütün bunların yanına, bütün bu sıfatların yanına işte prodüktör, gitarist, şarkı yazarı, şarkıcı, film müziği yazarı falanın yanına bir de eğitmeni koymak gerekiyor o zaman. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o da başka bir alan açıyor bana. Ama düşündüm bunu, düşünmedim değil. Hatta bir iki böyle denemem, araştırmam falan oldu, yapılır mı yapılmaz mı diye. Eğitimcilik çok bana göre bir şey değil. Hissettiğim bir şey değil çok fazla. Yani belki bir ya da iki gerçekten inandığım birisi olursa onlarla yürünebilir. Ya ama yani böyle hani bir sınıflar açıp da bir şeyler mi? Workshop olabilir. Yani kısa dönemli, ufak ufak, kısa periyotlarda yapılan şeyler olabilir. Yani bunu uzun vadeli sistematik bir metoda döküp de onun üzerinden yıllarca sürebilecek böyle bir çoğullara yönelik bir şey yapmak bana göre değil açıkçası. Benlik bir durum değil yani. Karakterim uygun değil Tabii buna. doğru. Yani Evet. eğitmenlik hakikaten herkesin Başka bir yapacağı bir şey şey o. değil. Evet, başka bir şey o. Aslında skor müzik benim diğer sorduğum bir konuydu. Gelibolu, Devrim Arabaları, Zen'le belki atladığım da Evet. vardı ama skor müzik yapmak benim aslında çok merak ettiğim bir şey. Hiç de bununla alakalı böyle birebir kimseyle konuşmamıştım. O yüzden sormak istediğim bir konu. Uzmanlık anlamında hani bunu nasıl öğrendiğin veyahut da diğer şarkıdan farkını nasıl konsantre olduğunu, nasıl yaptığın kısmını çok merak ediyorum. Bununla ilgili anlatabileceğim bir kısım var mı burada? 2002-2003 zamanında bana bir şey çıkarttı hani benim ya yani şirketim ve benim danışmanımdı. Bak dedi. Eğer işte yorumcu olarak ilerlersen böyle olur. Prodüktör olarak ilerlersen böyle bir alan var. Araştırmasını yapmış, getirdi bana, önüme koydu. Hangisini yapmak istiyorsun? Ama işte besteci olarak film ve televizyona girersen de böyle şeyler olabilir diye kendisi bir araştırma yapmış. O gene bir piyasada sıkışma olan bir dönemde şey canlılarda. Ona baktığımda film müziği tarafı çok cazip geldi. Yani hani o artık o besteci paletini o kadar fazla genişleten bir alan ki film müziği. Yani senfonikten, dünya müziğinden yani lokal etnik müzikten, rock, pop, elektronik ve bütün o müziklerin hepsini kapsayan bambaşka bir alan bu. Tabii ki Yelpaze çok branşlaşabilirsin. geniş gerçekten de. Çok Evet, yani inanılmaz bir alan ve dedim ki ya bir dakika burada hani her şeyi bırak, ekonomik olarak piyasayı her şeyi bırak, bu beni cezbediyor. Yani besteci tarafımın kaşıdı açıkçası bu. Çünkü hani rock sanatçısı olarak yaptığın tek şey var. Davul, bas, gitar, klavye, vokal. Şarkılar yapıyorsun, çıkıyorsun. İşte ne yaparsan yap oradasın. Ama yani filme baktığın zaman filmine göre ya da dizisine göre bambaşka bir palet çıkıyor. Görüntü yazıyorsun. Orada bir 3-4 dakikalık şarkı yazmanı gerektirecek bir format yok. Ve film müziği bu arada soundtrackler alıp dinliyordum ben yani çünkü müzikal olarak haz duyduğum bir şeydi. Bunu konuşurken bir PR ustası var Türkiye'de, Betül Mardin. Onunla konuşuyordum. O da dedi ki ya Tolga örnek işte Gelibolu'yu yapıyor şu anda işte 90. yılıydı Gelibolu Zaferi'nin, Çanakkale Zaferi'nin. Onunla bir konuştu. İrtibatı o sağladı. Ben direkt stüdyoya gittim. Montajdalardı ve müzisyen yoktu. Yani müziği kimin yapacağı belli değildi. Tanıştıktan sonra ikna etmesi çok zor. Daha önce yaptın mı? Hayır. İşte ne yapıyorsun sen? Demir işte şöyle şöyle prodüksiyonlar böyle. Ne alakası var film müziğiyle? Ya ben sana demo yapayım. Okey. Eve gittim demoları yaptım falan. Oldu da beğendi bilmem ne falan derken ya bir de o kadar yüksek bir yerden girildi ki Tolga müziklerin Prag'da klasik orkestrayla kaydedilmesini istiyordu. Ve ben hem koro hem klasik orkestra hem de etnik enstrümanlarla harmanlanmış bir müzik vardı kafamda. Çünkü hani Gelibolu Batılılar saldırıyor, bir klasik bir şey yazılacak, biz savunuyoruz. Tabii ki Anadolu işte bütün bendirliler, davullar, neyler, meyler hepsi olacak. Ve bunu bir film müziği haline getireceğiz falan derken oturdum yazmaya başladım ve 2 ayda falan işte bütün filmi müzikledim. 110 dakikaydı film galiba, ben 90 dakikalık falan müzik yazdım. Sonra da gittik Prag'a kaydettik ve çok başarılı oldu. Yani ödüller arkası arkasına geldi. Avustralya'da hiç beklemediğim bir yerden inanılmaz şeyler oldu. Hatta beni premierlere çağırdılar. Gittim Avustralya'da işte müzik, oradaki orkestralar premieri yapıldı falan. Yani nereden nereye kendime baktığın zaman arkadaşlarına diyor ya Demir ne yapıyorsun? Yani bir kere nasıl cüret ediyorsun? Yani ne klasik besteciliği nereden çıktı bu yani anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum.
Hiçbir fikrim yok. Deli gibi okudum, deli gibi araştırdım. Film müziği yapanları, işte aranjman için bir sürü şeyler okudum. Skorları inceledim, bilmem ne. Çalıştım üzerinde ve bir şey oldu. Mükemmel mi oldu? Hayır. Mükemmelin peşinde miyim? Hayır. İyi mi oldu? Evet. Karşılığı geldi mi? Tabii ki geldi. Yani özellikle prestij olarak inanılmaz bir karşılık geldi. Haz olarak tartışılmaz. İnanılmaz bir karşılık aldım zaten. Hem yaparken hem de sonrasında. Sonradan gelen film tekliflerinde de bu sefer şey olmaya başladı. Ya yani şimdi bir şey başarılı olduğu zaman herkes gelip müziği tabii referans yapsın. Oluyor hâlâ diğer yeni işler aynen. için. Peki nasıl kaydedeceğiz? Öyle yüksekten girince bu sefer şeyi araştırmaya başlıyorsun. Acaba bütün bu filmin prodüksiyon kalitesi ve bütçesi benim yapmak istediğim karşılayacak mı? Ya da filmin müzikal vizyonu benim bu bütçeye dahil olabilecek mi olmayacak mı? Tabii. Hem bütçesel olarak hem de yani acaba klik edecek miyiz yani? Genelde olmuyor. Yani %80-90 olmuyor öyle söyleyeyim. %10'u tutuyor. O yüzden bu kadar az sayıda var. Yani dizi de geldiği zaman, dizi denedik hatta yarıda çıktıklarım oldu, prodüksiyon iptal olanları oldu falan. Yani berbat deneyimler bunlar. Çünkü ya uğraşıyorsun, yapıyorsun, olmuyor. Yani dizinin prodüksiyon işleyişi senin işleyişine uymuyor falan. Ya kendi aldığın sorumluluklar ve yetkiler birbirini tutmuyor falan. Bir ton şey var. Neyse şimdi oraları girmeye gerek yok. Ama tuttuğu zaman kim ya? Ve bütçelerle, vizyonların o equilibrium'a geldiği zaman müthiş bir şey çıkıyor. Zen'le de en son yaşadık bunu. Yani hakikaten inanılmazdı. İki besteci vardı. Paolo Potti filmin klasik dramatik yapısını kurdu. Ben de elektronik ve daha çok böyle hani iç yapısını kurdum. İçsel duygularını yansıttım insanlara. İşledi mi? İşledi tabii ki. Gene ödüller geldi. Film müziği zaten yani aslında filmi olduğu bir yerden hele ki iyiyse kesinlikle başka bir yere taşıyan bir şey. Yani gerçekten de etkisi çok büyük bir şey. Evet. Demin anlattıkların aslında bence çok bunu gösteren bir olgusu ve gerçeği çok açık aslında. İyi yapıldığı zaman da izleyen çok başka bir yere geliyor. Evet. Ama yani hiçbir zaman böyle işte film müziği yazarı, film müzik composer diye bir kariyerim olsun diye açıkçası uğraşmadım. Bir saniye ben galiba hiçbir şey için uğraşmadım, hiçbir şey kariyerim olsun diye uğraşmadım bu durumda. Yani şimdi bir anda prodüktör olarak kariyerim olsun diye uğraştım, hayır uğraşmadım. İşte yorumcu olarak kariyer için uğraşmadım. Yani hani kariyer odaklı böyle bir strateji kurup plan yapıp falan onları deadline'ları oturttur bir halim yok yani. İşte yap yani ya oldukça oluyor gibi bir şey. Ama tabii yani aslında bu onu gösteriyor. Müzik konusunda bir uzmanlığın ve dokunduğun tarafı iyi yapmak gibi ısrarın ve prensip ve çalışma disiplinin olduğu açık ki hani buraya kadar bütün girdiğin alanlarda hani hep adın çok iyi yerlerde alınıyor ve hani ortaya çıkan aşağı çok i̇yi, açık. Kötüleri ortaya çıkmadığı tabii, için şanslıyım. Yani tabii her zaman her şey çok iyi olmak zorunda değil elbette ama yani Demirkan'ın şu an müzikteki yeni ben sevmeme tabii gerek yok. Gelelim tabii Eurovision yani bir başka büyük bir işte o. Hani evet. Türkiye Eurovision'la yaşayan bir ülkeydi en azından bir zamana kadar. Ve en büyük başarımız da senin yaptığın şarkı Sertap'ın seslendirdiği Eve Veylerken. Evet. Bu yani aslında hiçbirimizin tahmin etmediği büyük bir şey. Örnek alınıp birçok şeyin tekrar buna referans gösterir. Defalarca da arkasından o kazanılan başarı çok devam eden senelerde hani onun kaymağından mı yedi derler. Hani iyi bir ilme verdi Eurovision'a evet. Türkiye gözünde. Bu büyük başarıyı bekliyor muydun? Yani şarkının yaparkenki hissi daha sonrası ilgili esas senin gözünden merak ediyorum bu kısmı. Bir şey söyleyeceğim. Bu böyle böbürlenme falan gibi kesinlikle kimse almasın lütfen. Bu izleyenlerden de rica ediyorum. Ya hani şey gibi şey, tabii biliyordum falan gibi bir his değil bu. Ama şarkıyı yaptığımızda hem TRT tarafı, hem Sertap, hem ben dedik ki burada bir şey var, kazanabiliriz. Yani ilk şarkı ortaya çıktığında bu his geldi. Ve hatırlıyorum Eurovision gecesi yarışmadan önce Bülent Özveren sunarken bugün burada çok acayip şeyler olabilir, kazanma ihtimali çok yüksek dedi. Yani bir şeyler belliydi, anlatabiliyor muyum? Yani gene bir sürü şey klik etti doğru şekilde. Yani şarkı bunun sadece bir bölümü. Bunun performansı, yani vokal performansı, tabii, evet. Yani giysisi, dans koreografisi, sunumu, orada yapılan röportajlar, Sertab Erener'in oradaki kendi tutumu, orada bütün medyaya karşı. Ya bunların hepsi bir araya geldiği zaman bu iş oluyor. Yani bunların biri olmadığında ikinci oluyorsun bu sefer de. Ya anlatabiliyor muyum? Ya hepsinin tam olması gerekiyor. Ve dünyanın en zor işi yani
ya şans eseri olacak ya da feci bir iradeyle bunu yapacaksın. Bizde galiba yarı yarıyaydı. Hem şans eseri oldu hem iradeyle oldu. Ya açıkçası orada Sertab Erener'in iradesini ve şeyini yadırgamamak lazım. Unutmamak lazım ve kesinlikle kenara atmamak lazım. Bence hem performans olarak da işi yürütme anlamında da büyük bir iradeyle yürüttü. Yani inanılmazdı gerçekten. Ya bütün süreç hepimiz için gerçekten inanılmazdı. Gergindi biraz da ortalık ben, yani. Ya tabii gelince evet. Bir konu değil yani. Gerçekten de çok büyük bir kitlenin izlediği ve çok büyük bir yarışma. Evet. Hem sanatçı olarak olduğun yerde iyi bir başarı alamazsan büyük bir stres, sıkıntı. Evet. Yani çok şey var. Ha, o yüzden yönetilebilmesi zor bir iş hakikaten. Parçanın İngilizce olması Türkiye'de bir sorun yarattı. Ya hem Türkiye'yi temsil eden bir parça neden İngilizce oluyor? Çünkü bizim... Doğru, bir de onlar var bizim hakikaten. Yaptığımız araştırmaya göre bunun İngilizce olması Türkiye'yi daha iyi temsil edecekti. Yani bunu anlatmaya çalışıyorduk insanlara. Hakkımızda suç duyurusu falan yapıldı. Yani kazanamasaydık gerçekten çok bizi iyi şeyler beklemiyordu. Yani iyi ki kazandık. Gerçekten iyi ki kazandık ve Türkiye'ye böyle bir başarı getirebildik. Arkasından Türkiye'ye gelen hem prestij hem de ekonomik tarafına baktığında Eurovision yarışmasının Türkiye'de yapılması inanılmaz bir gelir getiriyor Türkiye'ye. Ertesi sene tabii. Türkiye'de yapıldı. Athena'ydı galiba, değil mi? Athena katılmıştı. Sanırsam Athena'nın katıldığı evet. Sene oydu, evet. Yani o sene Türkiye'ye ekonomik olarak Eurovision yarışmasının kattığı şeyi de unutmamak lazım. Bu da çok önemli bir şey. Aslında tabii yani Eurovision'a ilgili çok konuşacağım şey var ama evet. En çok merak ettiğim şey de son olarak bunu soracağım. Senin gibi aslında geçmişteki yaptığın müzikler, prodüktörlük ve hani müzik türü olarak o dönemde muhtemelen sana hep sorulmuştur yani bu yani rock tabanlı bir insan nasıl böyle bir şey yapar? Hani bununla alakalı aklında kalan küçük bir yani konu, komik bir anın varsa hani onu söylersen. Ya bu hep soruluyor bana. Hatta temel soru şu. Pentagram'dan işte Sertab Erener'le birlikte olduğu için mi ayrıldı? Attılar seni, pardon. Yani Popçular Dışarı albümünden, canlı albümünden sonra bizim birlikteliğimiz dolayısıyla mı acaba böyle bir şey oldu falan diye böyle... Bu aptalca bir soru değil ama. Yani bu aslında mantıklı bir soru. İçinde bir mantık var bunun ama sığ bir mantık var. Şöyle düşünüyorum. Mesela benim... O zaman benim film müziği de yapmamam gerekiyordu. Klasik orkestra ya da elektronik de hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Benim sadece... Hep aynı şey yapman gerekiyor. O zaman distortion'u gitar çalıp, riff çalıp böyle solar vıdı 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 solo çalmam gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani maalesef öyle değil ya. Yani kendimi oraya sıkıştırmayacağım. Hatta daha başka şeyler de yapacağım. Yani hiçbir zaman bir yere sıkışmak istemiyorum. Çünkü kendini tarif ettiğin, tanımladığın neyse o seni hapsediyor. Ve ben hapsolmayı reddediyorum. Yani bu kadar net. Tamam, bir dokum var. Bir, en azından bir insanın bir kalite duygusu olması gerekiyor. Pop'u yapacaksan, pop yapacaksan onu da kaliteli yapman lazım. Film müziği, dizi müziği yapacaksan ya dizi müziği yap, piyanoları şöyle gitsin. Hayır, öyle değil. Orada da başka bir yere getirmen gerekiyor bunu. Pop şarkı yazacaksan pop şarkısında sözüyle bilmem ne, yani sözü sallayıp da ya işte tekerleme gibi yazdık tutar bu gibi değil. Hayır, hakikaten bir şey diyeceğiz. Şu insanlara gidecek, bu sanatçı seslendirecek, bu mesajı verecek ve dolayısıyla onları topladığında bu şarkıyı pop şarkısı bile olsa, pop olarak düzenlesen bile, prodüksiyonu öyle yapsan bile o sanatçıyı da o şarkı bir kademe üste taşıyacak. Çünkü içi boş bir pop sanatçısı bir ya da iki hit yapar, ondan sonra yok olur. Ama altı dolu ve içeriği sağlam, yani sözüyle, varlığıyla ve tavrıyla mesaj verebilen birisi, yani buna en büyük örnek Madonna'dır. Yani neredeyse bir 40 yıllık falan bir kariyeri oldu yani. Ve bitmiyor, hala da büyüyerek gidiyor. Hala da devam ediyor ve inanılmaz alanlar. Anlatacağı hikayesi yani. Hiç bitmeyen bir insan. Çünkü dolu, yani bir şey söylemeye çalışıyor, bir mesajı var, yani söyleyecek bir sözü var. İşte o sözü çıkartıp bunu üstlenebilecek olan sanatçıyla çalıştığın zaman ve ona da o doğru bir köprüyü kurabilirsen eğer seyircisiyle arasında, bence pop olmuş, işte metal, rock, işte ne bileyim film müziği olmuş, bunun janrının, bağımsız aslında. Evet, janrının ve tarzın yani şeyi ikinci plana düşüyor. Önemi ikinci plana düşüyor. Burada önemli olan yaratımın doğru olması ve kaliteyi bir adım, bir santim yukarı alması ya. Boş ver, önemli değil yani, deli gibi bir çığır açalım falandan bahsetmiyorum. Bazen de öyle oluyor. Mesela Sertab gibi albümü ya da Anatolia albümü ya da Şebnem Ferah kadın albümleri ya tamamen Türkiye'nin ana akım pusulasını çevirmişti. Yani dediğim gibi bunların hepsini ben üstlenmiyorum ama o projelerde var oldum. Yani o vizyonları kurmakta, o projelerin gerçeğe taşınmasında bir parçası var olmak oldum. Çok evet, değerli tabii aynen. Bunları. Yani
bu önemli ya. Bence hani o bu sığ sorular bizi bir yere götürmeyecek. Bunların altında ne var diye doğru soruları, doğru adama doğru soruları sorduğunda daha doğru noktalara gidebiliriz. Yani doğru adama yanlış soruları sormak hepimiz için vakit kaybı. Başka hiçbir şey değil. Şimdi aslında buradan sonra biraz nihayet günümüze geliyorum. Çok dedim ya, çok fazla soracak şey evet. Var ama ilk defa böyle bir şeye denk geldik. Ne oldu, sen de maruz gör. Estağfurullah. 2004 İstanbul albümünün 15. yıl turnesini yaptın. 2019 senesinin sonlarına doğru. Evet. Aslında çok büyük bir şey. 15. yıl turnesi. Tabii o albüm ne kadar sevildiğini eminim herkes bu konuşmaya geldiğinde hani tahmin ediyorum, evet. Herkes hatırlayacaktır. Turneyle ilgili aklında kalanlar, hani burada özellikle bunu bahsetmek istedim çünkü 15. yıl turnesi çok değerli bir şey. Biz sebebini bilmiyorum ama açıkçası katılım tahminimden azdı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani gün seçimlerimiz hatalı olabilir. Yeterince tanıtım yapmamış olabiliriz, yeterince duyulmamış olabilir ama tahminimden az bir darbesi oldu konserlere. Keyif aldık mı? Aldık tabii. Deli gibi keyif aldık. Özellikle 2-3 konserde. Son İstanbul konseri gerçekten çok iyiydi, Kayıkhane'deki, Moda'daki. Onun dışında bizim Arbak, Kerem üçümüzün bir araya gelmesi inanılmazdı. Bu sefer Hayko Cepkin yoktu tabii klavyede. Klavye yerine de Serkan Gürzümcü vardı gitarist olarak. Başka bir formattaydı. Ama biz yine aynı hazı yaşayıp aynı süreci biraz yaşlanmış olarak aynı hızda olmasa bile yaşadık açıkçası. Çünkü 2004'teki tempoya, o tempoda sürdürülmesi mümkün değildi. Yani Ağırbak, Kerem, ben, ondan sonra Baran Baran'la Hayko'nun katılması canlılara falan. Yani o yaşadığımız 2-3 yıl yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun falan, o temponun sürdürülmesi hepimiz için yani sağlıksal olarak zararlı olabilirdi açıkçası. Yani yani her şey zamanında evet, güzel. Evet, her şey zamanında güzel. Doğru zamanmış. Evet, ben 15. yılı yapmak istedim ve yaptım. Yaptık mı? Evet, yaptık. Süper mi oldu? Tartışırız ama güzel oldu bence. Biz yeterince keyif aldık. Umarım gelenler de keyif almıştır yani. Ya tabii aslında biraz dünya, Türkiye müzik gündemi de aslında. Evet, tabii ki çok değişik. Her şey değişiyor. Hı. Bunlar birazcık da onlarla da alakalı. Kesinlikle. Elbette ki. Genç kitlenin dinlediği müzik geldiği yer. Ama o yüzden hala yapıyor olmak bunları bence çok değerli. 2018-2019'da iki tane İngilizce albüm var. Şimdi de tabii yeni dönemde çıkan şeyler açısından baktığımızda demin bahsettik. Deli Hayaller yeni single'ın var. Evet. Karantinada çıkan bir şarkı olduğu için hani şarkının üretim süreciyle alakalı. Hani sana hissettirdikleri biraz burayı böyle konuşmak istedim senin aklından geçenleri duymak için. Röportajın ta başında biraz buraya girmiştim. Tekrar oradan alayım. Yani öyle bir niyet yoktu ortaya çıktı bir şarkı çıkarıp korona günlerinde çıkan şarkı falan yapmak için. Yani normal evde işte yaşıyorduk yani. Hiçbir şey yapmıyordum açıkçası. Hatta hayıflanıyordum bundan sonra ne olacak falan diye. Bir canlı yayın yaptım. Çok da beceremezdim şunu yapmayı. Çünkü alıştım açıkçası. Yani bu yaptım herhalde 10. 12. falan. Yani açıp telefonu böyle bir an hani kendi kendine konuşanlar var ya, ben nasıl yapıyorlar bunu? Yani mümkün değil. Deniyorum falan ama kendimden nefret ediyorum, kapatıyorum falan. Yani video koymaktan çekinirdim, anlatabiliyor muyum? Ama alışıyor insan. Bir tane canlı yapayım dedim Instagram'dan ve habersiz olarak yaptım. Hiç tanıtmadım da falan önceden. Çok iyi katılım oldu ve bu beni motive etti. Bir de insanların o hani bir sonraki, bundan sonra ne olacakla ilgili motivasyonlarını kaybediyor olmasıyla ilgili. Özellikle hani benim izleyicimden bahsedeyim sadece. Çünkü bağım çok kuvvetli. Yani çok onlarla evet, tabii. Yani onlarla ilgiliyim ben. Çünkü birlikte var oluyoruz, birlikte büyüyoruz. Bir şey yapmak istedim. Tabii ki bunun ne konsere çözüleceği var, ne bunun bir mali getirisi, hiçbir şey yok. Bu bir hediye, anlatabiliyor muyum? Bu hakikaten benden çıkmış ve o izleyiciye, yıllardır birlikte olduğumuz izleyiciye bir hem bugünlerden bir anı hem de bir motivasyon. Hem kendimi motive ettim hem de onları motive etmeye çalıştım. Ve birçoğu da bu pozitif niyeti anladı ve hissetti diye geri dönüşler alıyorum. Ve Deli Hayaller çıktı. Şu anda kurduğumuz herhangi bir hayal deli olarak addedilebilir. Çünkü bu belirsizlikte bir plan yapmak, hayal kurmak falan açıkçası pek kolay değil. Ya da yaptığın plana ya da hayale inanmak ve onun peşinden gitmek çok da kolay değil. Ama bunda olmadığı zaman da yaşayamıyoruz. Hakikaten bunalıyoruz ve insan olarak geleceğe olsun dair da olmuyor, evet, bir umudumuz olması gerekiyor. Bu umut gittiği zaman yaşıyor mu insan? Ya gerçekten yaşamın tam tersi olmaya başladı. Yaşlanmaya ve hatta yani
hayatı bırakmaya başlıyorsun. Onun için bu umuda destek olmak için hepimizin içinde olan bu umudu hani kıvılcımdan ateş yakarsın, üflersin ya da yerlersin falan. Biraz onu yapmak istedim yani. Giderek büyür. Evet, aynen. Bütün niyetim oydu ve büyük ölçüde de başardım. Klibi de birlikte çektik. O da acayip eğlenceliydi. Aslında onu da soracaktım. Klip tabii bu dönemde yapacak bir şey yok. Elinde imkan olsa prodüksiyon belki yaparsın. Düzgün bir çekim vesaire ama insanların içine eklendiği bir klip yapmak da farklı bir şey. Gelen klipler yani videolar nasıl bir geri dönüş aldı? Hani senin yapmadığın bir şey de olduğunu tahmin ediyorum. Daha önceden böyle bir şey Yok yapmış canım, mıydın hiç? yapmadım. Ya bir de montajını falan da ben yaptım bunu. Bütün color correction'ı falan oturdum. Hakan Utangaç, Pentagram'ın işte ritim gitarist aynı zamanda filmcidir de. Ona soruyordum işte nasıl yapsam, şunu yapsam falan diye. Bir de hoşuma da gitti o montaj yapıp işte video ile uğraşmak. Klip, ya bunu şeyleri hani izleyiciden video alıp bir video oluşturmak yeni bir şey değil. Zaten yapılan bir şey. Tabii. Yani ben de ya olur ya niye olmasın falan diye girdim. İlk başta bir tek tük bir iki video geldi. Kimse şarkıyı söylemiyor işte. Genelde gitaristler falan takip ettiği için herkes gitar çalıyor işte, parçayı çıkarmışlar. Ya dedim nasıl olacak bu acaba, olmayacak mı falan derken gelmeye başladı. Özellikle Fizi ile birlikte yapılan tanıtımdan sonra gelmeye başladı. Tabii daha büyük bir alana o zaman tanıtım yapabiliyorsun. Bayağı video vardı. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Üçünü, dördünü kullanamadım ama hepsini kullandım diye. Yani onlar dışındaki kalanın hepsini kullandım diye hatırlıyorum. Kullanamadıklarımda ya teknik bir sorun vardı. Senkron değildi ya da ışığı kötüydü ya da, yani bir, ya da dik çekilmiş, onu tutturamadım falan. Dolayısıyla bu kadar pozitif olacağını, eğlenceli olacağını ben de fark etmedim. Daha montajın yarısındayken ya bir kıvılcım oldu sonunda, acaba şöyle mi olsun, hepsini koyalım, acayip işte şöyle bir yere gidelim, hızlandıralım falan derken montajı bu çıktı oldu yani. Ha bir daha olur mu yani, çok sanki bilir gibi mi yaptım? Hayır, bilmeden yaptım, tamamen acemi şansıyla böyle bir şey ortaya çıktı. Tabii ki bir sürü hatası falan vardır ama artık bilmiyorum yani, böyle bir Bazen spontanlığın da bu işlerin içerisinde kendine kattığı bence bir ne derler enerjim der ruh mu evet, aynen. derler yani ben klibi şarkıyı duyduğumda hani klibi tabii ki de tahmin etmiyor insan haliyle ama şarkının kliple bütünleştiği hali izleyince bana da gerçekten de bu dönemde özellikle izlediğim hani bir sürü şey izliyorum dinliyorum hani mümkün olunca dahil olmak istiyorum hiçbir şey kaçırmamak için bu aralarda dinlediğim böyle pozitif enerji veren işlerden bir tanesiydi gerçekten senin şarkında senin klibinde. Teşekkür ederim. Bir de yeni bir şey dinlemek çok büyük keyif yani. Bundan sonra devamında da herhalde bu dönem sende bir şeyleri alevlendirdiğini tahmin ediyorum. Bundan Var sonra neler gelecek? şarkılar, var yazdığım şarkılar ama pandemikle alakalı değil çok, yani normal hani başka konularla alakalı şarkılar var. Onun kliplerini falan nasıl çekerim açıkçası hiçbir fikrim yok yani. Yani bir daha aynı İnşallah artık şeyi, gündem düzelir de daha normal hallerde ilerler evet diye yani umuyorum tabii. bakalım. O şarkıları yapma gibi bir niyetim var ama niyet ve planlar her an her zaman değişebilir. Özellikle söz konusu ben olduğum zaman. Yani çok fazla böyle uzun vade planlar yapıp da şey yapamıyorum açıkçası yani. Dedim ya işte hani kariyerime odaklanıp işte şu kariyer olsun ya da ne bileyim işte. İşte mesela akademik bir işe girip de kendimi o sorumluluğu alamıyorum açıkçası. Evet, var. İsteğim bunları çıkarmak ortaya. 2 ayda bir, 3 ayda bir ortaya bir şarkı koymak. En azından bir periyot için. Ama olur mu, olmaz mı, nasıl olur bilmiyorum. Bazen de Bunu tabii yapıyorum, kötü zamanla oluyor mesela. Onu çıkarmıyorum. Uğraşıyorum bir ay falan. Geliyor falan böyle içimden böyle şey. Süper bir şey olacakmış gibi. Instagram'a yazıyorum. Single geliyor falan bir şeyler. Sonra oluyor oluyor, parça çıktıkça ortaya, ya diyorum ki bu olmaz, ben bunu çıkartamam falan diye gömdüğüm bir sürü parça var. Sonra da bana yazıyor şeyler, dinleyiciler. Ya single çıkacaktı falan. İşte kötü oldu falan diye. evet bu zamanlar biraz öyle tabii Aynen. belli Yok, olmaz. bu zamanlar değil. Hep Konuştuğumuzdan 2 öyleydi ay ya. Benim sonra. hayat hikayem böyle yani. Böyle bir gaza gelip ondan sonra milleti galeyana getirip ayağa kaldırıp umuyorsun ki iyi bir şey çıkacak. Çünkü inanıyorsun iyi bir şey çıkacağına. Bu yapıyorsun yapıyorsun. Ah, olmadı. Ama az oranda. Yani dediğim gibi %20'lerde falan oluyor. %80 tutuyor. %80 doğru şeyler çıkıyor. Ben şimdi aslında 2 tane küçük bölümümüz Evet. kaldı. Biri kısa kısa böyle minik sorularım var. İlk aklına gelen cevapları alacağım. Eyvah. Hadi bakalım. Diğerine de geldiğinde neyse anlatırım. Şimdiden önden şey sufle vermeyeyim. Kısa kısaya başlıyorum. Tamam. En sevdiğin şarkı? Old and Wise, Alan Parsons Project. En sevdiğin albüm? David Gilmour on an Island.
En sevdiğin yemek? Ya ben uzun bir süre önce vegan oldum. O yüzden vegan olmadan önce için bir seçim söyleyeyim. Vegan olduktan sonrası için bir seçim söyleyeyim. Vegan olmadan önce en sevdiğim yemek Türk mutfağı. Yani lahmacun kebap tarafı. Rakı balık da var. vegan olduktan sonra vegan pizza. Yani vegan pizza bilmiyorum duydun mu hiç? Vegan peynirle yapılan Hiç duymadım. İnanılmaz. Ya çok güzel oluyor. Evet maalesef kilo aldıran bir şey ama çok yememek lazım. Gayet şahane bir yemek yani. En sevdiğin yer, mekan da olabilir. Hangisini istersen. Ege. En sevdiğin kitap. Parfümün Dansı, Tom Robbins. En sevdiğin Demi Demikan şarkısı. Zaferlerim. Hadi yani kıl payı ama yani çok kıl payı yani. En sevdiğin şehir. İzmir. En sevdiğin ülke. Bu da son sorumuzdu kısa kısadan. Türkiye. Kesinlikle. Dünyayı gezdim yani. Ve bir ton yerde yaşama şansım oldu ve yaşıyorum da. Maalesef başka yer yok yani. İstediğimiz kadar hayıflanalım, eleştirelim, her şeyi yapalım ama yok arkadaşlar, yok. Dönüp dolaşıp hepimiz Türkiye'de yaşayacağız ve seve seve büyük bir arzuyla. Ben tabii bu bölümün son bölümü olduğunu en azından belirteyim. Bir rahatlama gelebilir. Çok uzun sürdüğü için Evet. Seni çok sıkmamışımdır umarım. Estağfurullah. Eğlenceli oldu bu ya. Çok güzel oldu. Bir röportajında Amerika'da bulunduğu dönemde reggae'den heavy metal'e farklı türde gruplar gitar çaldığını söylemişti. Aslında burada demin konuştuk, sen kendi de söyledin. Yani az kişi nasip olacak bir yetenek ve birikime sahiptir sanırım. Bu birikim en güzel yansıttığı ya Pentagram olmuştur. Kendi albümüne de belli bir kalitesi, çıtası olan çalışmalardır. İstediği gibi kafasına göre yapmıştır, sayılır, sevilir. Ama ne bileyim fazlasıyla Türk işidir. Biraz da sıradandır sanki. Keşke bir süre daha heavy trash tarzında devam etseydin bir hacı. ne diyeyim ki buna ben şimdi? Var Türk işi olanlar da var. Yani herhalde Aşktan Öte'den falan bahsediyor. Yani çünkü o akustik böyle hani daha böyle Hicaz yazılmış şeyler işte Frigyen Dominant falan. Ama bunun tam tersi olanlar da var. Yani Ateş Yağmur'da Çırılçıplak albümüne baktığında, 2004 İstanbul'a baktığında o dediği şeye katılmıyorum, yoruma katılmıyorum. Ama dediği şeyler de var. Onları da severek yaptım. Burada bir sorun yok. Ben Türk'üm çünkü Türk'ü de seviyorum. Aynı şekilde Kordon'da rakı balık yaparken de kendimi Türk gibi hissediyorum güneşi batırırken. Ve bununla gurur duyuyorum ve yaptığım her şeyle de gurur duyuyorum valla. Beğenip beğenmemek ayrı mesele. Ama bir şeyin Türk işi olması onun kalitesini düşürmez. Onun için yani bu mesajı vermek zorundayım. Lokal değerlerimizi global değerlerden ya da batının değerlerinden aşağıya saymayalım ki bu yapacağımız en büyük hata olur. Bu bize Batı'nın bir yaptırımıdır bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü Batı her zaman der ki ya işte biz yapıyoruz, yani siz de yapın da işte ilerlediğiniz zaman bize katılırsınız falan gibi bir yukarıdan bakan bir tavır vardır. Bu yalan tavırda yavaş yavaş çözülmek üzere zaten. Şu anda bütün Doğu bir yükselişte ve lokal değerler yükselişte. Değerlerinize sahip çıkın. Türk işi olmak kötü bir şey değildir yani bu arada. O da çok iyi yapılabilir. Bak ne güzel cevap geldi. Ben bu kadarını beklemedim. Gayet güzel. Abi bu arada sakin kalmayı becerdim. Bu bana özgü bir şey değil yani. Çok kızılacak sorular yok ama yani yorumların bence çok değerli. Şimdi ikincisine geçiyorum. Zamanında hayvan gibi solo atıp gitarla milleti orgazm ederken bakınız Pentagram demiş parantez içerisinde. Şimdilerde kız tavlama eve ekmek götürme derdinde gitarist. hocam gitmiş Joe Satriani'den ders almışsın. Pop yapıyorsun. Oldu mu şimdi? Olmadı. Olmadı. Zaten yorum da olmadı. Joe Satriani'den ders falan almadım. Hayatımda görmedim. O da nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Hala... İşte verişin amacı bu. Bak herkes aslında söylerken düşünüyor ama ona göre doğru tabii muhtemelen. Neyse. Doğru olmayan bir şey saymış öbür tabii. Öbür taraftan... Hala cayır cayır. Mesela deli hayallerin solosu falan yıkılıyor ya. Bayağı benim diyen adam zor atar yani o soloyu. Ben bile zor çalıyorum yani açıkçası. Oturup çalışıyorum. Pentagram hala devam olduğu için cayır cayırlar. Yani kim orgazm oluyor bilmiyorum. Böyle bir yeteneğim varsa da bilmem iyi oldu. İleride kullanabilirim bunu. Şimdi son yorum aslında güzel bir yorum. Demin konuştuk. Ustalık eserinin Paolo Poti ile birlikte yaptığı Zenon filmin müzikleri olduğunu düşündüğüm müzisyen demiş senin için. Aslında bu bir yorum, yani evet, soru değil işin doğrusu. Teşekkür ederim. Yani hakikaten size... o enteresan bir iş. Zenne'nin elektronik kısmı, orada yaptığım müzik, benim evde eğlenmek için yaptığım, kendime yaptığım müziklerle biraz bağdaşıyor. Ya elektronik müziği çok seviyorum. Yani remix'ten bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Elektronik ortamda üretilmiş, elektronik işte synthesizer'larla üretilmiş olan, seslerle yapılmış olan müziği çok seviyorum. Çünkü yani bir arayüz olarak yani gitarı, piyanoyu,
Yani eskinin bir arayüz olarak düşünürsen bu sadece bir interface. Yani müziği yapabilmek için bir interface bunlar. Bir araç. Yani gitar çalmak. Tamam, bunda çok iyi ilerleyebilirsin ya da piyanoda çok ilerleyebilirsin ya da herhangi bir enstrümanda, kemanda gibi. Ama interface'i ortadan kaldırdığında işte klavyeyi sadece o sesleri çıkarabilmek için bir arayüz olarak, araç olarak kullanmaya başladığında gitar gitar sesi çıkartır, işte piyano piyano sesi çıkartır, keman keman sesi çıkartır, neyse işte. Ama synthesizer, elektronik ortama girdiğin zaman sentetik olan seslerdeki yaratıcılık bambaşka. O sesi kendin üretiyorsun. Yani aleti aldığında düğmeye bastığında çıkan sesten bahsetmiyorum. Onları ben hayatımda kullanmadım. Nefret ediyorum hatta o seslerden. Yani bayağı aleti satmak için yapılmış sesler onlar. Ama alet neyse kapasitesi, onun içine girip de seslerini kendin üretmeye başladığında orada yaratıcılık başlıyor zaten. Bu sefer sesi sen yaratmaya başlıyorsun ki o sesle müzik yapmak ve sesleri birleştirip tamamen kendi üretiminden, senden çıkmış olan, kafandan hissettiğin şeyi çıkartmış olduğun seslerle bir şey yapmak elektronik müziği tarif ediyor benim için. Ve o Zenne filminde yaptığım şeyler bana bu ortamı sağladı. Gerçekten bu yorum için teşekkür ederim. Bunu görmüş ve anlamış olmak, yani herkes yapmıyor bunu. Belli ki iyi bir dinleyici. Keşke bu dinleyicilerden daha fazla olsa. Çok teşekkür ederim gerçekten. Müthiş bir yormuş yani. Güzel bir notla aslında noktalamış Evet. olduk. Benim sorularım bu kadardı. Katıldığın için çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok İnşallah çok böyle daha keyifliydi bu yüz yüze arada. gelecek vakit olur. Evet, inşallah. Müthiş zevkliydi bu röportaj. Sağ ol.